denize düşen yılana sarılır. Kürt halkı PKK'nin şiddetiyle devletin şiddeti arasında bırakıldı. Burada PKK'ya gidenler en azından Kürt çocukları kendi dilini falan konuşuyor. Kürt halkı ister istemez PKK'yı ve on binlerce çocuklarını kaybettiler PKK saflarında veyahut da hapishanelere düştüler veyahut da yaralandılar, işkence gördüler. Böyle bir sosyal, psikolojik bir ilişki de söz konusu. Onu birdenbire HDP'den istemek, sen onlara düşmanlı, ya sen bitiremezsin koca devlet, sen bu PKK'yı bitirememişsin, sen beni onların karşısına mı çıkıyorsun, ben onların yaşadığı yerdeyim. Ben onları nasıl düşman ilan ederim? Şöyle bir şey düşünmek lazım. Bak, yani bugün ben bir Türk vatandaşı olarak değil, bir Kürt olarak bakmaya çalışıyorum olaya. Kürt değilim ama bir Kürt'ün gözünden bakmaya çalışıyorum. Diyorum ki insanlar Güneydoğu'ya gitmekten korkuyor. Ve bir Güneydoğu'dan bir Kürt İzmir'e, İstanbul'a geldiğinde hani şen şakrak musmutlu olarak geliyor. Tam tersi. Realite ama tersi. İzmir'den birisi yanlış. Güneydoğu'ya giderken korkarak gidiyor. Haberlere bak. Tam tersi aslında. Diyarbakır'a, oralara gidersin, Türk olarak sana hiçbir şey yapılmıyor. Tam tersine Karadeniz'de, İzmir'de Kürtler dövülüyor, öldürülüyor. Tam tersi oluyor. Bak bunu bile yanlış biliyorsun. Niye propaganda? Yok, o şekilde değil. Hayır, bir Türk olarak değil. Bir Kürt'üm yani. Şu an son yıllarda Kürtlerin yok, öyle değil. Ne kadar yani göç birçok Kürt dövülüyor Kürt olduğu için. Hatta İzmir'e, Kürtçe İstanbul'a konuştuğu için gidiyor. Terörist diye suçlanıyor. Daha geçenlerde bir Kürt'ün arabasına vuruyor adamlar. Ondan sonra onlara diyor ki terörist bunlar diyor. Kendileri suç işliyorlar. Ondan sonra terörist diye millet onlara saldırıyor falan. Nice oldu. Abi bu bizim insanımızın bazı ahlaksızlıklarından kaynaklanıyor. Ama, bu diyorum yine yani de olay. Diyarbakır böyle sporla terörle diğer dövülüyor. Sporun bir şeyi vardı. Bunlar yuhladılar, dövdüler Diyarbakırlıları. Ama Diyarbakır'a gittikleri vakit işte öyle karşılanmadılar. Tersi bir şey var yahu. Tam tersi. Realite tersi. Neyse. Bu aslında bir kısmi bir durum diyelim. Çünkü doğrudur, gerçekten anekdotaldır. Efendim? Öyle anekdotal ama devlet, başlı devlet. Ben halkın temelinde ciddi bir ırkçılık olduğunu sanmıyorum. Cahili bir Peki şu ırkçılık anda da var. bunların devam